Bulimiya nervoza, anoreksiya nervoza ile karışır. Buradaki farkı beraber göreceğiz. Bir kere çılgınca yemek yeme atakları var ve hemen arkasından tuvalete gidip kendini kusturuyorlar. Bununla da kalmıyorlar, bol miktarda idrar söktürücü ve müsilleyici kullanıyorlar. Duydukları suçluluk sonucunda aç kalıyorlar, oruç tutuyorlar, ağır spor yapıyorlar. Bu bir kısır döngü. Ortasında da ciddi bir ruhsal sıkıntı var. Zaten bunların büyük bir çoğunluğunda da ruhsal sıkıntılar bu hastalığa eşlik ediyor. Bazen günde iki kez gibi çok ağır atakların söz konusu olduğu vakalar var. Peki bunların özelliği nedir? Bir kere tahmin edebileceğiniz gibi bunların %80'i kadın. 100 binde 12 kişide görülebiliyor. %50'sinde depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklarda söz konusu. 25-29 yaş arasında gençlerde özellikle giderek artıyor. Sporcu ve modellerde tahmin edebileceğiniz gibi görülüyor. Bu yüzden işini kaybeden balerinler bile var. Kronik kilo alma korkusu var. Kilo takıntısı, dayanamayıp aşırı yemek yeme, başkalarının önünde yemezler, görünümünden memnun değil tahmin edeceğiniz gibi. Yemekten hemen sonra da tuvalete koşarlar. Bu ruhsal sıkıntılar ataklar halinde geldiği için kişinin yaşamını sürdürmede güçlük çekmesine sebep olabilir. Ama kendilerini gizlerler. En önemli konu da bu. Peki kendisini kusturduğu zaman ne gibi sıkıntılı olabilir? Mide asidi diş etlerine ve dişlere zarar verir. Dişlerini kaybedebilirler. Bunun yanında da asidin ele verdiği zararlar sonucunda ortaya çıkan yaralar var. Bunu da bir psikiyatrist kendi ismiyle nitelendirmiş. Russell işareti adı veriliyor. Asidin ciltte yaptığı etkiler. Bu kişilerin tanısındaki en önemli işaretlerden bir tanesi olarak kabul edilir. Tabii ki kusmanın önemli bir sıkıntısı var. O da nedir? Elektrolit bozukluğu. Potasyum kaybıyla beraber ölümcül aritmiler olur ve maalesef bunlarda %4 oranında ani ölüm görülmektedir. Bu ancak kişinin sonradan bulimiye nervoz olabileceği konusundaki şüpheleri kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramaz. Tabii bunun sonucunda ağızda yara, reflü, ülser, pankreatit ve böbrek yetmezliği de söz konusu olabilir. Bu hastalıkların en önemli vurgulayacağımız hususu ise şu. Bunlar kendilerini gizliyorlar. Özellikle okul çocuklarına dikkat etmek gerekiyor. Onları iyi takip etmek gerekiyor. Erken müdahale şart. Ve en sıkıntılı konu da şu. Bunların tedavisi çok başarılı değil. Belli bir dönem sonra tekrarlayıp devam edebiliyor. Yapılan çalışmalarda buradaki tedavinin başarı oranının %40 olduğu görülmüş. Yani %60'ı hayatlarına bu şekilde devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu da hiç bir hoş bir olay değil. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.